Herkese selamlar. İyi akşamlar tekrar. Yeni İyi bir akşamlar herkese. yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle hoş geldin. Teşekkür Hoş ederim. buldum. Hoş buldum Murat. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Çok güzel. Bu hafta 8. yayınımız olacak. Mobil konuşmaya devam edeceğiz seninle birlikte. Şimdi ilk önce şeyi açıklayayım. Dün yapmamız gerekiyordu yayınımızı. Bugüne erteledik. Bunun da nedeni şöyle oldu. YouTube kanalımız bizim Adapte'nin ortak bir kanalıydı. Yayınlarımız böyle arkadaşlar tarafından da güzel işte talep gelince yeni bir kanal açtık. Artık bütün Türkçe içerikler burada olacak. Ben yayınlar dışında da mesela işte in-app ilgili vesaire paywall'larla ilgili bazı içerikler de hazırlıyorum. Bunları da yine YouTube'dan atacağım. O yüzden oldu. Önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir topluluğumuz var. Telegram kanalımız var. Kullananlar varsa oradan üye olabilir, katılabilirsiniz. Bu şekilde işte bu mobille ilgili bütün paylaşımları oradan yapacağız. Ayrıca YouTube kanalında abone olursanız yine her hafta bu içeriklerimizi takip edebilirsiniz diyorum. Şimdi yavaş yavaş herhalde gelmeye başlar herkes. Savaş Doğan gelmiş. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Savaş Bey. Şimdi Katılımcıların nereden katıldıklarını soralım önce istersen. evet, ya şimdi Yoruma yazarlarsa güzel katılanlar yazabilir mi? Nereden katılıyoruz? Geçen hafta da öyle bir sormuştuk. Bayağı ilginç yerler vardı. Hem bu arada yeni gelenleri de görmüş oluruz. olur. Aynen. İyi yayınlar Emre, teşekkür ederiz. İzmir, İstanbul, Muğla. İstanbul, Ankara. Evet. Bugün selamlar. Hoş Selamlar Emre. geldiniz Sümeysa, Cem. Bayağı bir yerden var. Biraz daha geçtikçe katılım artacaktır. Şimdi bugüne senin şansına dediğim gibi bu değişiklikten etkilenen arkadaşlar da özür dilerim artık. Şöyle zaten kaydediyoruz. İzleyemeyenler de bu kanal değişikliğinden dolayı izleyemeyen olursa onlar da artık şeyden bakarlar diyelim kayıt kısmından. İstersen abi yavaşça seni tanıyarak başlayalım. Ne dersin? Tamamdır, başlayalım. Beni Mustafa tanımayanlar için Karakoç. Mustafa Karakuş, aynen Eskişehirliyim. Aslına bakarsan yazılım sektörüne başlamam konusundan girebilirim. Burada Tabii canım. Eskişehir'de teknik liseden yazılım bölümünden mezun oldum. Yazılımla böyle tanıştım aslında. Şu an Amsterdam'dayım. 3 yıldır aynı firmada Backpage'de çalışıyorum. Hatta 4. yılımın içerisindeyim. Yaklaşık 12 yıla yakın bir sektörde tecrübem var. iOS ve Android aynı zamanda geliştiriyorum. Hem Swift hem Kotlin dilleriyle. Öncesinde Türkiye'deyken Dışişleri Bakanlığı'ndaydım. Dışişleri Bakanlığı'nda da gene bir 3 veya 4 yıla yakın çalıştım. Uzun yıllar Ankara'da kaldım. Üniversiteden dolayı Gazi Üniversitesi'nde Teknik Eğitim Fakültesinde mezun olduktan sonra işi de orada bulunca Ankara'da kaldık falan. Uzun bir süre Ankara'daydım. Sonra Amsterdam yolları göründü. Amsterdam'a Backbase'e geldim. Şimdi banka sektörlerine yardımlar yapıyoruz. İşte altyapılar sağlıyoruz, SDK'lar üretiyoruz, çeşitli ürünler üretiyoruz. Benim tarafımdan bu şekilde. Başka sorularım varsa onları da Evet, alabilirim. şu anda yurt dışında zaten daha önce söylemiştim bugüne özel işte yurt dışına bu çok merak ediliyor biliyorsun. Meraktan çok artık şöyle oldu. Bayağı yurt dışına gidişler çok arttı diyebiliriz Evet. şu dönemde. O yüzden mesela yeni mezun ya da mezun olmamış arkadaşlar da merak ediyor. Onları da soracağım. Şunu merak Tamam. ediyorum. Şimdi abi mesela bir işe ilk girmek zordur ya yani
Bu arkadaşlar çok yakınıyor bundan. Merak Aynen. ediyorum yani sen ilk işe girişini hatırlıyor musun ya da nasıl başladın, staj mıydı? Hatırladığın kadarıyla anlatabilir misin? Çok olmuş ama. Benim ilk şey girişim aslına bakarsan üniversite zamanında oldu. Ben üniversitede ikinci sınıftan itibaren hani hem okuyup hem çalışmaya başladım. İlk hedefim orada aslında şeydi. Sonuçta sektöre yeni giren kişi ham oluyor yani. Junior bile değiliz daha çünkü ilk defa yazılım sektörüne gireceğiz. O yüzden ilk hedefim bir tecrübe kazanayım. Sektörde işte yazılımda neler yapılıyor, ben neler yapabilirim bunları görmek. Tamamen hani liseden bu yana üniversiteye kadar işte yazılımla ilgilendim falan ama profesyonel değil sonuçta sadece eğitim hayatı. Dolayısıyla ilk işe başladığım zaman üniversitenin ortasıydı. Dedim ki mezun olasaya kadar en azından o hamlığı atalım, belirli bir tecrübeye sahip olalım. Yani bir nevi intern dediğimiz kısımdaydık yani stajyer gibi. Evet. Daha sonrasında da üniversiteden mezun olur olmaz Cyberpark'ta bir firmaya başladım. Hani ilk hamlığı attığım kısım aslına bakarsan Junior'la giriş aşamasıydı. İlk başladığımda da .NET teknolojileri üzerine çalışıyorduk. Çünkü liseden, üniversiteden aldığınız eğitimler aşağı yukarı standart. Hani herkese böyle mobil eğitimler falan verilmiyor. Zaten o zaman çok da revaçlı değildi. Daha çok backend ve frontend ilgileniyorduk. Derken mobille tanıştık. Önce Android ile başladım sektöre. Mobil anlamında bakarsak. Tabii o zamanlar böyle şu anki gibi Android stüdyolar falan yoktu. Böyle Eclipse'de proje geliştiriyorduk. Hatta yeni bir proje başlattığında kendi ürettiği proje bozuk oluyordu. Önce onu düzeltiyorduk. Ondan sonra derlenebilir hale geliyordu falan. Zor Bir rezalet, zamanlar. rezalet bir durumdu yani. O şekilde başladık sektöre. Evet, yani buradan aslında şu anlaşılıyor. Okurken bile bir şeyler yapmak lazım, değil mi? Yani hani mezun oldum. Direkt ben bir yere yani girmeye çalışayım değil. Okurken bile bir fırsat yaratmak lazım. Ya benim görüşüme göre öyle. Eğer ki böyle okurken bu fırsatları buluyorsanız veya bu fırsatı yaratmaya çalışıyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Çünkü üniversiteden mezun olasıya kadarki süreç dahi çok önemli. İkincisi bunu daha çok aslında tecrübe ettikçe farkına vardım. Aslına bakarsanız sizin okuduğunuz üniversitenin adı, bölümü çok da önemli değil. Yani belirli bir tecrübeye sahip olduktan sonra aslında kimse sizin üniversitenize bakmıyor. Sizin teknik donanımınıza ve tecrübenize bakıyor. O yüzden üniversite zamanı bir yerlerde çalışma ihtimaliniz olursa mezun olasaya kadar elde ettiğiniz tecrübe bile size çok şey katacaktır diye düşünüyorum. O yüzden benim bakış açım buydu. Eğer fırsatlarınız varsa okuma esnasında bunu değerlendirmeniz güzel olur. Yoksa tabii ki de yani problem değil sonuçta. Üniversiteden mezun olduktan sonra da çalışılabilir. İlk aşamada yani stajyerle junior arası bir pozisyonda oluyorsunuz. Öğrenmeye açsınız çünkü her şey yeni, sektörde yenisiniz. Bir de üniversitede gösterilenlerin hepsi aslına bakarsanız hayatta karşınıza çıkmıyor. Çünkü orada daha çok böyle teori odaklı gidiyorsunuz. Veya müfredatlar çok güncel olmuyor. Güncel olmayan müfredat da size iş hayatınızda tecrübe olarak gelmiyor. Yani orada biraz daha çaba kişinin kendisinde. Yani biraz kazıyarak öğrenmeniz gerekiyor yani. Kesinlikle çabalamak gerekiyor. Okula %20 şöyle bir yorum gelmiş. Teknik bilginize %80 zaman ayırın gibi bir yorum var. Yani katılıyorum çünkü kendinize yaptığınız yatırım tekrar ilerleyen zamanda karşınıza çıkacak. Dolayısıyla işe yeni başlarken sizin teknik bilginiz ne kadar böyle sabitse, oturmuş bir tecrübeniz varsa zorlanmazsınız. Daha kolay yaşarsınız bu aşamayı. Eğer teknik bilginizde boşluklar varsa ilk olarak bu boşlukları doldurmanız gerekiyor. İşte junior olarak işe başlayınca aslında yaptığımız şey bu boşlukları doldurmak. Hani hedefimiz böyle bir yazılımcı olayım, uzman olayım değil de en başta o tecrübeleri sağlayıp aradaki boşlukları doldurmak. Zamanla zaten edindiğimiz tecrübe bizi üst seviyelere taşıyor. O yüzden Evet. teknik bilgi her zaman önemli. Kesinlikle katılıyorum. Aslında biraz söyledin ama şimdi şeye gelmek istiyorum. Mobile ne zaman başladın? Yani nasıl oldu bu mobile girişin? Mobile şöyle başladım. Yani İlk bahsettiğim gibi
Java üzerinden bir background vardı zaten. Bunun üzerinde mobil uygulamalar geliştirildiğini öğrendikten sonra Android SDK'sı incelemeye başladım. Dedim acaba mobilde neler yapılabilir? Acaba yapabilir miyiz? Çünkü öğrenme aşaması. Ve benim ilgimi çeken kısım şuydu. Şimdi o zaman özellikle üniversitelerde herkes şeye yönleniyor daha çok. Backend'e yönleniyor. Veya alternatif olanlarda frontend'lere yönleniyor. Ve o öğretmenler de, hocalar da sizi onlara yönlendiriyordu. Niye? Çünkü belirli bir sektör geçmişi var. Yani bir komünite var vesaire. Ama mobilde ben şu odakla bakıyordum. Sonuçta ürün geliştirdiğiniz zaman bu ürünün sonucunu anında görebiliyorsunuz. Yani herhangi bir kişiye, bir kuruma, bir yere bağımlı değilsiniz. Kendi başınıza uygulama geliştirip, ürünler geliştirip son kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Bu birinci güzel yanı mobilin. İkincisi de bu ürünleri cebimizde taşıyoruz. Dolayısıyla insanlar anında sizin ürününüze ulaşabiliyor. Bu motivasyonla mobili seçtim. Tabii sadece mobil tek başına yetmiyor. Eğer böyle indie dev gibi yaklaşmak istiyorsanız ve belirli bir seviyenin üzerinde uygulamalar yazıyorsanız bu sefer size bir API ihtiyacı, bir veri tabanı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü uygulamanız tek başına çalışmıyor. Dolayısıyla bunlardan da böyle ufak ufak şeyler kapmak lazım diyerek backend'te de biraz yatırımlar yaptık. İşte Python, .NET, Java en azından kendi API'mi yazacak kadar belirli tecrübeler elde ettim diyebilirim. iOS'e ne zaman geçtim? iOS'te de şöyle bir tesadüf oldu diyeyim. iPhone 4 ilk duyurulduğunda böyle 2010'lar falandı galiba. O sürede ben yurt dışındaydım. Yurt dışında olduğum zaman tesadüfen böyle güzel bir fırsatla ikinci el bir iPhone 4 temin ettim. Uygulamaları kurarken böyle o zaman tabii App Store'da daha çok böyle yaygın uygulamalar yok ama popüler uygulamalar vardı. Onları incelerken bu sefer dedik ki iOS'in destek SDK'sı varmış. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Öğrenebilir miyiz? O da cazip geldi en başta. Ama sonra bilmeyenler için söyleyelim. iOS üzerinde uygulama geliştirmek için bir Mac'e ihtiyacınız var. Tabi bil bakalım bende ne yok? Mac yok. O yüzden hani direkt En başlayamadık. büyük sıkıntı. Kesinlikle. Sonra araştıra araştıra nasıl yaparız, nasıl ederiz? İlk Mac'i aslında Hackintosh'la başladım. Kendi masaüstü bilgisayarıma bir Hackintosh kurup en azından öğrenme amaçlı nasıl yaparım, nasıl geliştiririm. Kodu yazmak için de çünkü bir Mac'e ihtiyacınız var. Bütün platformlar Mac'in üzerinde. Windows herhangi bir servis vermiyor. Dolayısıyla bir Mac'e ihtiyacımız olduğu için de Hackintosh üzerinden gidelim dedik. Sonra dili öğrenmen gerekiyor çünkü tamamen farklı bir platform. O zamanlar Objective-C var tabii, C falan da yok. Derken Objective-C'yi öğrendik. Bayağı zorlayıcı bir süreçti Objective-C süreci çünkü yani şu an böyle Objective-C görmemiş olanlar bir sintaksine bakarsa ne olduğunu görebilirler. Zor bir süreçti. Ama alıştıktan sonra ve yazmaya başladıktan sonra ne kadar daha dinamik, ne kadar daha güçlü olduğunu fark ettik. Öyle öyle iki platformda da geliştirmeye başladım bu sefer. Derken mobil üzerinde bir kariyer edinmeye başladık diye. Hepsi gitti zaten. Onu da yani sormayı düşünüyorum. İkisiyle birlikte genelde hani bir alan seçilir ya işte Android ya da hani ikisini sürdürmek mümkün mü diye. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dediğin gibi bu MacBook alma süreci çok sıkıntılı oluyor yani ülkemizde ne yazık ki. Yani Kesinlikle. iOS geliştirici azsa belki en büyük nedeni de budur yani. Kesinlikle. Sonuçta bu cihazlar ülkemizde üretilmiyor. Dolayısıyla ithal edildiği için ve döviz bazlı olduğu için kur değişiklikleri direkt özellikle bu sektördeki geliştiricileri etkiliyor. Yani o zaman ben Hackintosh'tan sonra gerçek Mac'e geçtiğimde bir Mac Mini almıştım. Alabileceğim en ucuz Mac oydu çünkü. Mac Mini'lerde biliyorsunuz monitör yok, klavye yok, mouse hiçbir şey yok. Ben evimdeki masaüstünü onunla değiştirmiştim. Evet. Alabileceğim en uygun Mac'i öyle aldım ama o zaman da aslına bakarsan ucuz değildi. Oradaki motivasyonum şuydu. Bunu yakın zamanda Yusuf Demirci de paylaşmıştı. Bu alacağınız bu donanımlar aslında sizin kendinize yatırım. Ne kadar pahalı olursa olsun alın şeklinde. Ben de aynı motivasyonla bunu yaptım. Çünkü uygulama geliştirmeye başladığınız zaman siz o uygulamaları sattıkça veya bir gelir modeliyle gelir elde etmeye başladıkça zaten fazlasıyla o donanımların karşılığını çıkartıyorsunuz.
Dolayısıyla bu konuya yatırım yapmakta fayda var diye düşündüm ve bir Mac elde ettim. Hani biraz daha profesyonel anlamda ilerleyelim diye Mac üzerinden yazmaya başladık. Kesinlikle yani o şekilde bakarsanız yani bir kariyer hedefliyorsak bu alanda mecbur gibi bir şey yani o fiyatın artık Evet. ya da dediğin gibi daha uygun seçenek yani hep şey vardır ya, ya alınca en iyisini alayım falan böyle bir anlayışı var ya onun yerine yani uygun olan ya da ikinci el de alınabilir yeter ki Kesinlikle isteğin yani eğer ki bu sektörde ilerlemek istemiyorsa iOS için söyleyelim. Çünkü Android'den Windows üzerinden ilerlemek zaten kolay. Herhangi bir IDE zorunluluğu yok işte işletim sistemi zorunluluğu yok. O yüzden Windows üzerinden falan da geliştirebiliyor ama iOS için dediğin gibi bir anda en son çıkan M1 Pro Max'ları almaya gerek yok yani. İkinci elle başlanabilir. Belirli bir gelir sağlandıktan sonra upgrade'ler yapılabilir. O yüzden son seviye bir Mac almaya gerek yok. Tek dikkat etmeniz gereken şu, Apple ekosistemi birbirine çok bağımlı. Bu ne demek? İşletim sistemi değiştiği an Xcode'un sürümü değişiyor. Xcode'un sürümü değiştiği an Swift'in sürümü değişiyor. iOS SDK değişiyor. Telefonunuzun destekleme sınırları değişiyor. Bunları destekleyecek seviyede ikinci el alırsanız mantıklı. Çünkü eski Mac'i alırsanız ve onu güncelleyemiyorsanız gene bir anlamı yok aslında. Apple o konuda biraz daha böyle sert hani. Bütün ekosistem aynı anda güncelleniyor çünkü. Tabii yine backwards compatibility diyoruz. Yani geçmişe yönelik destekleri var. Bayağı önceki SDK'ları destekliyor ama gene de güncele yakın almakta fayda var. kesinlikle. Xcode'u zaten güncellemeye kalktığın zaman kaç gigabayt indirme diyelim hafızanızla hep sıkıntı olur yani. Hep bunun Aynen. muhabbeti döner ya işte ne yapsam acaba falan diye. Her bir yeni bir Bir sürümde yer açma çabası, aynen aynen öyle bir sıkıntı oluyor yani. Bununla karşılaşılabilir. O zaman yeri gelmişken sorayım. Mesela Android'de iOS geliştirmek yani bir arada bu ikisiyle uğraşmak hani cross platform değilse onu da birazdan soracağım. Mümkün mü yani native olarak işte mümkün neden olmasın şekilde. Ben şu an bulunduğum şirkette ikisini beraber yürütüyorum aslında. Bulunduğum pozisyon benim şu an chapter lead pozisyonu. Tam Türkiye'de bunun bir karşılığı yok ama şöyle söyleyebiliriz. Bir departmanın altında birden fazla takım oluyor. Her takımın kendine ait ürünleri vesaireleri oluyor. Her takımın front-end, back-end ve mobil takımları oluyor. Bu mobil takımlar bir araya geldiği zaman chapter oluşturuyor. Ben de bu takımları yönetiyorum aslında. Şimdi iki platformla niye çalışıyorum? Ürün bazlı native çalışıyoruz. Her ürünün kendine ait bir süreci var. Dolayısıyla bu yeteneğimi de kullanmak istediğimi belirtmiştim aslında şirkete işe giriş yaparken. İkisini aynı anda kullanıyorum. Ha, tabii bu belirli plan dahilinde gidiyor. Yani bir an iOS yazayım, 10 dakika sonra Android'e geçeyim olmuyor. Belirli bir task'la ilerliyoruz. Beraber yürütmek mümkün ama zor. Çok fazla çalışmayı gerektiriyor. Neden? İkisi tamamen birbirlerinden farklı platformlar. Bütün ekosistemi farklı aslında. İşte Android'den bakarsak Java ile ve Kotlin'le geliştiriyoruz. iOS'tan bakarsak Objective-C ile ve Swift'le geliştiriyoruz. Tabii tercihler günceller Swift ve Kotlin. Ama bazı firmalar mesela legacy kodlarla uğraşıyor. Yani geçmişten gelen SDK'ları kullanmak zorunda kalıyorlar veya uygulamaları kullanmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Objective-C'ye devam ediyorlar veya işte Android'de Java'ya devam ediyorlar. Dolayısıyla bunu biliyorsanız da gene aynı şekilde Objective-C'ye falan devam edebiliyorsunuz. İkisini aynı anda götürmek şu açıdan zor. Şimdi tahmin edersiniz gibi 6 ayda 7 ayda bir yeni bir SDK çıkıyor. İşte iOS 15 çıkıyor, 16 çıkacak. İşte bunların patchleri çıkıyor. Her yeni sürümde de yeni bir özellik çıkıyor. Mesela yakın zamandan güncel örnek verecek olursak Swift UI çıktı. Bunun Android karşılığı Jetpack Compose çıktı. Veya concurrency açısından bakarsak mesela iOS'te Combine aktif olarak kullanılmaya başlandı gibi sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. İki platformu aynı anda götürüyorsanız bunları yakalamak için çalışmanız gerekiyor sürekli. Çünkü güncel kalmanız lazım ki iki dili de kullanabilin. Ben şunun avantajını kullanarak ikisini de geliştirdim aslında. Benim geçmişimde eğitim de var. Yani ben hem Türkiye'de hem Hollanda'da hem eğitim verdim hem geliştirme departmanlarında bulundum. Eğitimleri verirken ister istemez kendinizi güncellemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü
eğitim konularının güncel olması lazım. Hani eskimiş konuları anlatamıyorsunuz sonuçta. Bu beni sürekli güncellemeye zorluyordu. Android eğitimi vereceğim zaman Android'in güncellerini öğrenmem gerekiyordu. Zaten geçmişten gelen bir birikim var. Üzerine yeni çıkan işte API'in güncellemeleri, deprecation varsa onlar vesaire. Bunları yakalaya yakalaya her eğitimde kendimi güncellemiş oldum dolayısıyla. Bunun avantajını kullandım ama illa eğitim vermenize gerek yok tabii ki. İkisi de aynı anda gidebilir. Kesinlikle. Şimdi İki alakalı tane bir soru soru var. yolladım. Evet. Aynen, Savaş Doğan'da. Bu arada Savaş Doğan'da her yayında görüyorum. Daimi katılımcılarımızdan sorularıyla katılıyor. Teşekkür ederiz. Uzun bir sorusu var. Hollanda ve Avrupa genelinde yeni projelerde. Şöyle özet geçeyim. Swift UI'ya geçildi mi? Güzel bir Zaman soru. var mı? Şimdi önce bizim firmamız nezdinde söyleyeyim. Ondan sonra da genel itibariyle cevap vereyim. Şimdi bizim firmamız Backbase bankalara hizmetler sağlıyor demiştim. İşte SDK'lar üretiyor, mobil uygulama kitleri üretiyor vesaire. Dolayısıyla native geliştiriyor. Yani cross platform geliştiremiyoruz. Geliştirdiğimiz kütüphanelerde zaten belirli bir kısmında legacy kod var. Ama her zaman odağımız günceli kullanmak. Mesela mobil toplantılar olduğu zaman direktöründen geliştiricisine herkes bir araya geliyoruz ve güncel konuları tartışmaya çalışıyoruz. İşte Swift UI çıktı, ne yapacağız? Hemen bir plan hazırlayalım, geçeceğiz mi, geçmeyeceğiz mi diye. Bu yaptığımız toplantıların sonucunda Swift UI'nin henüz bizim için olgun olmadığını kanaat getirdik ve dolayısıyla geçiş yapmadık. Şu an hala yol haritamızda var. İlerleyen zamanda aynı şekilde Android için de Jetpack Compose planımızda hala var ama henüz geçilmedi. Tahmin ediyorum diğer şirketlerde de böyledir. Neden? Eğer indie developer değilseniz, yani individual developer değilseniz, kendiniz uygulama geliştirmiyorsanız, siz müşterilerinize karşı sorumlusunuz. Dolayısıyla anında böyle geliştirdiğiniz şeylerin desteğini düşürüp hemen güncele geçemiyorsunuz. Belirli bir sözleşme kapsamında geçmişi desteklemeniz gerekiyor. Oluşan problemlerde anında işte bug fix'tir, feature'dır, onları çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla geçmiş her zaman bir bağınız var. Anında Swift UI'ya geçiş mümkün değil. Bu mertebeden dolayı da henüz geçmedik. Diğer firmalarda da böyledir diye düşünüyorum. Mesela indie dev olsan, kendini uygulama geliştiriyor olsan sürekli günceli kullanabilirsin. Çünkü tabii ki bir framework vesaire üretmiyorsan, bir SDK bir şey üretmiyorsan. Çünkü onda da gene müşterilerine sorumlusun. Ama uygulama bazlı bakarsan hemen Swift UI'ya geçebilirsin. Firmalarda bu böyle değil. Firmalar biraz daha böyle yeni çıkan teknolojinin oturmasını, yeni çıkan teknolojinin olgunlaşmasını bekliyor. Her ne kadar şu an stabil bir release vermiş olsalar da arada ufak tefek sıkıntılar var. Şimdi ben müşterime bankaya gidip de Swift UI'yi kullanın dedikten sonra Swift UI'de şu bug varmış ama fixlenmesini bekliyoruz diyemem. Dolayısıyla hani bizim çözebileceğimiz problemlerin olması gerekiyor. Dolayısıyla anında böyle yeni teknolojilere geçiş çok mümkün değil. Muhtemelen Avrupa genelinde de diğer firmalarda böyle yaklaşıyordur diye düşünüyorum. Kurumsalda biraz daha geriden gelmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Çünkü büyük projeler olduğu için yani bireysel bir geliştirici olarak hatalar vesaireler daha kolay çözülür sonuçta. Şimdi orada aslında şunu biraz daha teknik olarak açıklayabiliriz. Şimdi kurumsal da siz eğer müşterilerinize kütüphaneler sağlıyorsanız, şimdi bu kütüphanelerde yapacağınız değişikliklerin dahi sınırlamaları var. Böyle her istediğiniz feature çıkamıyorsunuz, her istediğiniz bug fix yapamıyorsunuz veya işte bu kısmı beğenmiyoruz artık sildik bitti diye bir şey yapamıyorsunuz. Neden? İşte SDK kullanırken dikkat ettiniz bilmiyorum ama böyle deprecate notları vardır bazen. Android'de de Evet. görürsünüz, iOS'ta da görürsünüz. Bunun amacı ne? Aslında breaking change dediğimiz kırılımları engellemek. Bu ne demek? Ben işte bir kütüphane yazdığım zaman bunu son kullanıcıya gönderdiğimde benim çıkacağım yeni versiyon müşterinin kodunu bozmasın, kırmasın demek. Dolayısıyla deprecate ettiğiniz kod aslında sizin hala destek vermeye devam ettiğiniz kod demek. Şimdi siz deprecate edip adama diyorsunuz ki ben bunu deprecate ettiğim andan itibaren bir sene boyunca sana destek vereceğim. Yani ben bunu silmeyeceğim, programını kırmayacağım diyorsunuz. Bunlar sözleşmelerle sabit oluyor her zaman. Bir seneden sonra silebiliyorsunuz. Tabi bunlar şirketten şirkete değişiyor. Bazıları 6 ayda falan silebiliyor.
İşte mesela Android SDK'da veya iOS'ta da görebilirsiniz. Deprecate edilen anında silinmez. Size bir zaman tanırlar. Yeniyi eklemeniz, uygulamanız için daha sonra silinir. İşte bu kapsamda geçmişe her zaman bir bağınız var. İlk sorumluluğunuz müşterinin kodunu dolaylı olarak bozmamak, kırmamak, breaking change üretmemek. Versiyonlamalar devreye giriyor. O yüzden de ha deyince major versiyon çıkamıyorsunuz. Major versiyonlarla, breaking change'lerle yıldan yıla ilerliyorsunuz. O şekilde ilerliyor. Kotlin'de ben şu an Kotlin yazmıyorum ama çok karşılaşıyorum yani. Bir şey öğreniyorsun mesela. Bir bakıyorsun ki bu kod artık deprecate dediğin gibi. Aynen. Şimdi mesela deprecate etmek yerine o kodu biz bu kodu değiştirdik, yenisini çıkarttık deseler ve o kodu silseler senin aktif uygulaman derlenmez. Çünkü breaking change o. Senin hemen onları uygulaman lazım. Ama bunun mesela canlı olarak kullanıldığını düşün. Bu sefer yayındaki uygulamanı da kırabilir. Mesela CI/CD pipeline'ları otomatik çalışıyorsa her zaman en sonu alacaktır. Doğru konfigürasyonları yapmadıysanız uygulamanızı anında kırabilirsiniz, bozabilirsiniz. O yüzden deprecate notları çok önemli. İşte bu yüzden ekliyorlar aslında. Evet, bunu da söylemiş olalım. Mülakatlarla ilgili evet konuşacağız. Onun öncesinde o, Savaş Bey'in bir de cross platform sorusu vardı galiba. Evet, o ya şöyle benim de aslında hazırladığım şeyler vardı. Hangisini değinelim istersen? Senin düzeninde ilerleyelim istersen. Eğer sorular senin konularınla örtüşüyorsa konuya denk gelince. Hepsi örtüşüyor aslında. Şöyle yapabiliriz olmazsa. Hani biraz daha teknik gittiğimiz için istersen cross platformlarla ilgili ben de onu soracaktım. Düşüncelerin neler diye Savaş Doğan sorusuyla şey olmuş oldu. Şimdi ben native'ciyim en başta. O yüzden vereceğim sorudan cevaptan sonra linç edebilirler beni. Şöyle söyleyeyim hani benim nezdimde çok güzel yemek yapabilirsin ama aşçı olamazsın cross platformda. Neden? Mesela iOS'tan ele alalım. Şimdi iOS temelinde eğer native gidiyorsanız automatic reference counting, işte manual reference counting bunları bilmeniz gerekiyor. İşte retain nedir, weak nedir, strong nedir? Bunlar işin daha çok derininde olan şeyler. Yani bellekte ne olup olmadığını, işlemcide ne olup olmadığını bilmedikten sonra tabiri caizse aşçı olamazsınız. Dolayısıyla cross platformda çok güzel uygulamalar çıkartabilirsiniz ama benim nezdimde bu benim fikrim. Yani beğenmeyebilirsiniz. İşin temelini yakalamanız zor oluyor. Bu birincisi. İkincisi cross platformlar her zaman native'in bir tık gerisinden gelmek zorunda. Çünkü native SDK çıkacak ki bunu cross platform kullanabilsin. O yüzden önce native'ler yeni çıkana ulaşabiliyor. O yüzden bir tık geriden gelmek belki benim açımdan çok şey değil, cazip bir sebep değil. Bir de şöyle düşünebiliriz. Mesela React Native özelinde bakalım. Şimdi cross platformlar hala çok olgun değil. React Native yeni bir sürüm çıktığı an çok fazla değişiklik çıkartıyor. Kendi uygulamanızın içerisinde kayboluyorsunuz. Bunları düzelteceğim, kullanacağım vesaire diye. Debug oldukça çok zor. Mesela geliştirme süreçlerinde debugging çok önemli. Çünkü bu doğrudan sizin geliştirme zamanınızı etkileyen bir şey. Yeri geliyor, bir tane kod bloğunu bir gününüzü harcıyorsunuz. Şimdi o debugging'i doğru yapabilmek, hızlı yapabilmek de önemli. Cross platformda bunlar biraz daha zor diye düşünüyorum. Flutter nezdinde bakarsak oldukça popülerleşiyor ve oldukça büyümeye ve komünite elde etmeye başlıyor. Ama dil tamamen yeni, komünitesinin daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Olumlu noktalarına bakarsak özellikle indie devler için, individual devler için bir platforma kod yazıp iki platforma çıktı almak mükemmel bir şey. Bu size hem zamandan hem fiyattan katkılar sağlayacaktır. Yani hem maddi hem zaman olarak dönüş olacaktır. Çünkü cross platform yazıyorsunuz. Hem iOS'a hem Android'e çıktı alıyorsunuz. Yani bu aslında çok güzel bir nimet. Ama işte destekler açısından biraz daha native'e kaymak durumundayım diye düşünüyorum. Son olarak neyi söyleyebiliriz? Mesela kompleks işlemlerde cross platform çok zor. Mesela gesture'ları ele alalım. Şu parmak hareketleri var ya, mobilde olmazsa olmaz.
kompleks gesture işlemleri cross platformda bir süre sonra imkansıza dönüyor. Çünkü hem iOS'in hem Android'in gesture mantığı tamamen farklı. O yüzden tek yazdığınız çıktıyı ikisine de aynı etkiyle almanız mümkün değil. User experience, hani o kullanıcı deneyimi tamamen farklı oluyor. Ben hani App Store'dan bir uygulama indirdiğimde bu uygulama hibrit, bu uygulama cross platform, bu uygulama native diyebiliyorum. O yüzden benim bu farkı göremem lazım ki hani cross platform cazip olsun. O fark size kullanıcı deneyimi olarak geri dönüyor. Ya dediğim gibi bunlar hani benim fikirlerim. Artıları eksileri değerlendirip ona göre seçilebilir. Zaman ve teknik altyapı olarak düşünüyorsanız cross platform, çünkü çok kısa zamanda iki platforma çıktı alabiliyorsunuz. Bu da maliyetleri aşağı çekmiş oluyor diye sonlandırabilirim. Aslında yerine göre değil mi? Yani Aynen, yerine göre. startupsa mesela bir çalıştığım bir yer, startuplar çok tercih ediyor benim gözlerim. Çünkü hızlıca bir ürün geliştirelim. İşte yazılımcı maliyeti açısından da belki düşünüyorlar. Ama Aynen sizin öyle. gibi bir şirkette şimdi ürüne göre yani bir bankacılık anlamında düşünürsen nasıl Çok olsun? mümkün değil. Hatta bizim tarafımızda şu an imkansız diyebilirim. Şu an Backbase nereden baksan dünyanın her yerinde müşterisi olan bir firma. Şimdi benim Myanmar'dan Amerika'ya, işte Kanada'dan bir yere sonuç üretebilmem lazım ve bunları destekleyebilmem lazım. Ve vereceğim kullanıcı deneyimi son kullanıcıya eriştiği zaman tatmin etmesi lazım. Dolayısıyla bunları ele aldığınız zaman native her zaman öne çıkıyor. Bir de bunlar uzun vadeli projeler sonuçta. O yüzden maddi anlamda developerlara yatırım yapılabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Cross platformlarda yetişmiş insanı bulmak çok kolay değil. Çünkü native kadar popüler değil. Native'e yatırım yapmak biraz daha cazip geliyor. Özellikle bizimki gibi firmalara. Startup nezdinde bakarsak, startuplarda dediğim gibi bir uygulamayı hızlı bir şekilde çıkmak önemli. Çünkü varsayıyorum yatırım almaya gideceksiniz. Yatırımda bir ürün sunmanız lazım. Buna yıllarınızı harcayamazsınız. O yüzden cross platformda hızlıca bir uygulama çıkartabilirsiniz. Yani prototyping deriz ya, prototip uygulamayı hızlıca çıkartmak çok kolay mesela. Kesinlikle o şekilde. Bir de yani bu aslında çok karşılaştırma yapmaya da gerek yok değil mi? Yani Evet, işte kesinlikle. hepsinin kullanım amacı vesairesi farklı. Yani bu şeye benziyor işte dil fanatikleri var ya işte JavaScript için ölürüm şunun için. Yani buna gerek yok aslında yani. Ya tabiri caizse fanboy, hani onu olmayın. İhtiyacınıza yönelik dil seçmek, platform seçmek önemli. Yeri gelecek cross platform, yeri gelecek native, hani o yeteneklere sahipseniz. Eğer siz orada yatırımcı konumunda ya startupsanız, bu sefer kendi finans süreçlerinizi ve zamanınızı yönetmeniz gerekecek. Bu sefer platformu öyle seçeceksiniz. O yüzden ihtiyaçlara yönelik tamamen, kesinlikle. Bir de söylediğin şey vardı. Ben React Native çok yazmadım ama şununla karşılaşmıştım deneme açısından baktığımda. Diyelim bir özellik bir 0 nokta bilmem kaç versiyona geçtiği zaman tamamen bozuluyor. Versiyonlar arasında çok büyük bir şey vardı. Belki şu an düzelmiştir bilmiyorum ama ve geriden gelme olayı. Yeni bir özellik çıkıyor iOS'te. Onun gelmesi hep bir adım geriden geliyor. Aynen öyle. Bunların İstemez. işte her biri birer tercih sebebi. Cafer'in şu an yazmış olduğu, Cafer Mert Ceylan'ın yazmış olduğu konu da Onu da çok çok mantıklı. Şimdi ekrana eğer yazacağınız UI birden fazla platforma hitap edecekse, mesela Business Logic'i tek bir yere taşıyabilirsiniz. Logic ortak bir ortamda olduktan sonra bu sefer o bahsetmiş olduğumuz işte breaking change'tir, bug fix'tir. Bunlar her bir konsolide olmuş olacak, tek bir ortamda toplanmış olacak. UI bazında değişiklikler rahatlıkla cross platformda yapılabilir, mantıklı bir yaklaşım olur. Bir de şöyle Airbnb'nin React Native'i bırakma sebeplerinden biri de uzman developer Evet. bulamadığı için. Doğru. Çünkü şirketi büyütmeye çalıştığınızda yeni developerlara ihtiyacınız var. Eğer bu sizin beklentilerinizi karşılayan teknik seviyede insanları bulamıyorsanız, sizin geliştirme süreçleriniz yavaşlayacak anlamına geliyor. O yüzden cross platformda yetişmiş insanları bulmak bir nebze daha zor.
Native'de o biraz daha kolay. Zaten çok genç abi şimdi şöyle. Evet, çok genç. Flutter, işte 10 yıl tecrübeli Flutter diye böyle bir şey yok. En fazla olanı 3 yıl mı 4 yıl galiba işte. O yüzden yani böyle senior Flutter, principal Flutter diye bir şey bulmanız mümkün değil. Yani. Şöyle de avantaj ama biz birkaç yayın öncesinde konuşmuştuk. Şöyle de avantaj olabilir. Diyelim yeni kariyerin başında bir insan da Flutter tercih ederse öne çıkması daha kolay olmaz mı? Yani bunu da aklıma geldi şu an ama. Ya mesela Flutter şu an oldukça popüler. İllaki arayan firmalar da oluyor. Dolayısıyla bunu öğrenmeniz sizi her zaman bir adım öteye de taşıyacak. Bir de o bahsettiğimiz pozitif kısımları var ya, hani hızlı uygulama çıkartma, aynı anda evet, birkaç yere uygulamayı verme. Flutter'ı bildikten sonra bu yeni arayan, yeni developer arayan firmalara bir nevi biçilmez kaftan alıyorsunuz. Çünkü zaten çok fazla rakibiniz yok. Eğer o konuda da iyiyseniz rahatlıkla hani iş bulabiliyorsunuz. Oldukça popüler. Her ikisi de aslında React Native ve Flutter'ı, hani ayırmayalım orada. Yeni başlayanlar için güzel bir tecrübe olabilir diye düşünüyorum. Geleceği de var bu arada. Hani diğer hibritlerle çok kıyaslamamak lazım. Hibritler hani bir an bir hype oldu, sonra sönmeye başladı. Çünkü işte performanstır, son kullanıcıya aktarılan tecrübedir. Bunlar çok bekleneni vermedi hibritlerde. Ama cross platform native'e yakın bir çözüm ürettiği için popülerleşmeye başladı tekrar bu maddi ve süreçlerinden dolayı. Google bayağı önem veriyor bu arada. Yani evet, sadece kullanılsın diye bir sürü personeli, elemanı var yani. Aynen öyle. Zamanla gelişecek. O yüzden geleceği de var yani kesinlikle. Cross platform düşünenler kesinlikle kendilerine o konularda yatırımlar yapabilirler. Şöyle aslında o soruya gelebiliriz. Yurt dışı mülakatları ile ilgili. Ben de soracaktım. Yurt dışı olarak da söyleyebiliriz ya da işte normal bir yazılım mülakatı ile ilgili mülakatlar yaptığını da biliyorum. Ne tavsiyelerde bulunabilirsin? Şimdi o soruya şöyle cevap verebilirim. Yani şu an bulunduğum pozisyondan dolayı aslına bakarsan ilgili mobil takımların, bizim departmandaki mobil takımların, hatta bazen diğer departmanlardan gelen yardımlara da cevap vermem gerekiyor. Alımlarında görev alıyorum. Yani gerek CV'nin incelenip tavsiyelerin verilmesi, gerek home assignment denir ya veya case study, hani mülakat zamanı size bir proje verirler, bu projenin yapılmasıyla alakalı. Bunun incelenmesi, gerekli puanlamaların yapılması, bundan sonraki süreçte de teknik olarak konuşulması. Yani bu süreçlerin her birinde görev alıyorum aslında. Orada nelere dikkat ediyoruz, belki bundan bahsedebilirim. Oradan güzel ipuçları çıkabilir. Çünkü mülakatlar aşağı yukarı benzer. Şimdi Hollanda'ya da gelseniz, Almanya'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz belirli bir düzen var. Sonra şirket kendi içerisinde bunu özelleştiriyor. İlk olarak süreç nasıl başlıyor? Başlama kısmıyla ele alalım. Şimdi birincisi kendiniz işe başvurabilirsiniz. İkincisi bir recruiter, hani o işe alım uzmanı, insan kaynaklarından birisi sizi bulabilir. Şimdi niye ta en baştan başlıyoruz? Hani başvuruyan geçiyor. Aslına bakarsanız öyle değil. Kendiniz başvuruyorsanız eğer, başvuruyu şu şekilde yapmayın. Hani birden fazla seçeneğim olsun, başvur başvur başvur, hepsine aynı anda başvurayım diye gitmeyin. Başvurduğunuz firmayı araştırın, ne olduğuna bakın, ne bekleniyor ona bakın. Şirketi araştırın. Hani ciddiye aldıktan sonra başvurunuza devam edin. Çünkü mülakat süreçlerinde bunlara bile dikkat ediliyor. Haneniz artı eksi olarak yazılıyor. Mesela bazıları başvurmak için başvuruyor. Çünkü aynı anda 30 seçeneği değerlendirdiği için şirketten dönüş geldiği anda da, halbuki sizinle ilgili hiç araştırma yapmamış, yani olsun diye başvurmuş. Bunlar eksi olarak yazılabiliyor haneniz. O yüzden ciddiye alarak başvurmakta fayda var. İkincisi şirketin şunu ne yaptığını özellikle. Şirketin temel anlamda işte diyelim sizin şirketinize başvuruyoruz. İşte bankacılık alanında vesaire biraz bir araştırma yapmak. Aynen öyle. Hani backbase nedir ne değildir? Bize başvurdunuz diyelim, backbase nedir ne değildir? Neler yapıyor? Bu önemli. Mühendis aldığında bu mühendisten neler bekliyor? Bu mühendise neler veriyor? Hani bunların her birine aslına bakarsanız tabii ki de %100 hakim olamazsınız ama araştırma yaptığınızı yansıtmalısınız o mülakatlarda.
Burası önemli. İkinci olarak kendi başvurumuzda şu da benim nezdimde önemli. Şimdi bunu çok duymuşsunuzdur. İşte üniversiteden mezun oluyoruz ama iş şartları bizden tecrübe bekliyor. Bu nasıl bir tezat? Yeni mezunum ama tecrübe bekliyorsunuz. Halbuki burada bir tezat yok. Yanlış işe başvuruyorsunuz. Yani yanlış pozisyona başvuruyorsunuz. Doğru pozisyona başvurmak da çok önemli. Mesela yeni mezunsunuz ama mid-year, senior, principal seviyelerine başvuramazsınız. Çünkü her pozisyondan beklenen şey ve size verilecek olan konular farklı. Dolayısıyla doğru pozisyon önemli. Devamında sadece üzülürsünüz yani red aldım diye. Çünkü yanlış pozisyona başvurmuş oluyorsunuz. Herkes o an kendi seviyesine, kendi tecrübesine dayanan konulara başvurmalı diye düşünüyorum. Ha, şöyle bir durum var. Mesela bir şirket tecrübesi yok ama indie dev olarak yıllarca uygulama geliştirmiş. Yani elinde bir portfolyo var. Bu kişiler tabii ki de her pozisyona başvurabilir. Çünkü orada aslında bir teknik altyapı bulunuyor. Dolayısıyla mülakatı yapacak kişi sizi doğru pozisyona yönlendirebilir. Yani indie dev tecrübesi haricinden yeni mezunlar için söylersek doğru pozisyona başvurmak önemli. Şimdi bunu diğer aşamadan bakalım. Recruiter sizi buldu. Bu işe alım yapan kişi sizi buldu. Nereden bulacak? LinkedIn'den bulacak muhtemelen %99. LinkedIn'de bu sefer doğru bir profil oluşturmak çok önemli. Ki aradıklarında siz listede üst sıralara çıkın veya sizi tavsiye etmiş olsun LinkedIn araması. Mesela hani siz yapmazsınız da çok görmüşümdür. İşte kendi işinde patron, hani böyle esprili dillerle profil oluşturanlar var. Bunlar mesela gayri ciddi alındığı için genelde sizi şey yapmazlar, davet etmezler. O zaman profesyonel bir profil oluşturmak önemli. Bir yudum su alayım, ağzım kurudu. İngilizce mesela tercih etmeli miyiz? Orada aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Teknolojinin faydaları diyelim. Aramalar yapılırken genelde anahtar kelimelerle yapılıyor. Hani işte backend arıyor, Java ile C Sharp arıyor. Şimdi Java'nın C Sharp'ın dili aynı hani. Ararken bunu İngilizce aramıyor. Yani anahtar kelimeyle arıyor. Aynı şey mobilde de geçerli. Dolayısıyla sizin profilinizde bu anahtar kelimeler olacağı için hani rahatlıkla çıkabilir. Ama İngilizce olmasında fayda var. Hani şeyi arttıracaktır çünkü. Hedefiniz eğer Avrupa, Amerika odaklı bir işse İngilizce olmasında fayda var. Düzgün profil de oluşturduk diyelim. Bu sefer insan kaynaklarındaki o yetkili kişi size ulaşacak. Böyle böyle bir durum var. Düşünür müsün? Şimdi burada ilk aşama aslına bakarsanız böyle bir gayri resmi tanışma. İşte bir kahve sohbeti gibi. Ben şirketi tanıyorum, şirket beni tanıyor gibi. Karşılıklı soru cevap şeklinde. Sen doğru aday mısın? Bunu anlama kısmı. Recruiter'ı geçme kısmı önemli. Çünkü recruiter, işe alım uzmanı sizi bir sonraki aşamayı taşımazsa zaten devam edemiyorsunuz. Peki burada nelere dikkat ediyorlar? Birincisi sizin çizdiğiniz profil önemli. Buradaki profilden kastım yazılım anlamında tecrübelisiniz değilsiniz değil. Hani insani olarak çizdiğiniz kriter en başta önemli. Mesela bazı insanlar var dışa dönük, çok enerjik. Enerjikler her zaman böyle, enerjik insanlar her zaman bir artı puan alıyor. Neden? Çünkü şirkete de pozitif bir katkısı olacak diye bakılıyor. Bu hani sizin mülakatta yönetebileceğiniz bir şey değil ama dikkat çekmesi açısından recruiterlar bunlara dikkat eder mesela. Daha sonrasında CV'niz, siz sonuçta başvuruyorsanız, LinkedIn'den sizi buluyorlarsa her halükarda bir CV vermiş oluyorsunuz. CV'de anlattıklarınızın doğru olup olmadığını dolaylı yoldan anlamaya çalışırlar. Siz mesela oraya yazmışsınız, ben 10 yıldır şu sektörde çalışıyorum diye. Acaba 10 yıldır çalışıyorsun ama sen o tecrübeyi gerçekten elde etmiş misin? Yoksa hala geçmiş tecrübelerde misin? Daha ilerleyebilmiş misin, ilerleyememiş misin? Bunları soru cevap şeklinde anlamaya çalışırlar. O yüzden CV'nizi yansıtın. Yani doğruları yazın, doğruları konuşun. Onlara da dikkat ederler. Çünkü red flag denir hani eleme sebebi. Bunlardan birisini bulmamaları lazım. CV de hazırlandı. Bu sefer CV'de ön plana çıkma taktikleri söylenebilir. Mesela recruiter'lar nelere bakar? Düz bir CV oluştururken ne yazıyoruz? İşte şu firmada şu tarihler arasında çalıştım. Bulunduğunuz uygulamalar varsa uygulamaların isimleri, belki uygulamaların neleri kullandığı teknolojilerini, tech stack. Onları yazdınız diyelim.
Burada eğer böyle daha somut verilerle, somut delillerle açıklamalar yazarsanız her zaman bir veya iki adım öne geçersiniz. Mesela indie devsiniz, kendi uygulamanızı ürettiniz. Sizin uygulamanız, bir şunu söylemek var. Şu uygulamayı yaptım, özellikleri bunlar. Tek stack bu. Bir de şunu söylemek var. Bu yaptığım uygulama anlık olarak 10 bin kişiyi alıyor. 10 bin kişi aktif olarak günlük bu uygulamayı kullanıyor. Devamında elde ettiğim gelir şu, reklam gelirleri şu. Hani böyle net rakamlarla istatistikler paylaşınca aslına bakarsanız daha çok ön plana çıkıyorsunuz. İki CV karşılaştırıldığında her zaman net rakamlarla belirli ifadeleri kullananlar ön plana geçiyor. O yüzden CV'nizi doğru hazırlamanız da çok önemli. Neler söyleyebilirim? Kullandığınız teknolojileri kesinlikle yazın. Mesela bizim şirket alım yaptığı zaman neye bakıyor? Bizim şirketin kullandığı teknolojileri siz kullanmış mısınız? Veya buna yatkın mısınız? Bunlara bakıyor. Şimdi siz bunu CV'nize yazmazsanız buradaki kişiler bilemez siz hangi teknolojileri kullanıyorsunuz. O yüzden CV'de bunlar yazmalı. Sonra bahsettiğim istatistikler, rakamlar bunlar önemli. Ben ekstradan şunu da öneriyorum. Mesela bir portfolyo özellikle mobil için çok müsait portfolyo hazırlamalı. Portfolyo nedir? Sizin o zamana kadar gerçekleştirdiğiniz şeyler. Eğitim vermişsinizdir, eğitimin detayları, uygulamalar yazıp satmışsınızdır. Bu uygulamanın adı, App Store linki, işte az önce verdiğim istatistiksel rakamlar. Sonra GitHub'da veya bir open source herhangi bir platformda kütüphaneler hazırlamışsınızdır. Bunlar. Medium'da yazılar yazmışsınızdır. Bunlar. Hani bu şekilde bir portfolyo hazırlayıp her zaman bir iki adım öne geçirilebilir. Çünkü bunlar da dikkat çekici şeyler. Recruiter'lar bunları çok dikkat ediyor. Diğer türlü olursa çünkü konu sizin araştırılmanıza dönüyor. Yani recruiter bu adam gerçekten bizim aradığımız adam mı diye sizin için araştırma yapması lazım. Öyle bir vakit de yok çünkü aynı anda belki 20 tane mülakatla uğraşacak bu bahsettiğimiz kişi. O yüzden sizi otomatik olarak elemiş bile olabilir yani. Ne kadar çok kısa ve öz bilgi aktarabilirseniz o zaman ön plana çıkmanız artıyor. Diyelim ki bunu da açtık. Evet. Buyur. Yo yo ben bitirdim sandım da. Şimdi recruiter kısmı, işe alım tarafı tamam. Bunun diğer aşamalarında neler oluyor? Mesela proje ödevi verdiler, bir case study. Bu proje ödevini size belirli bir zaman zarfında yapmanızı isteyecekler. Diyecekler ki şu 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 şartları 5 gün içerisinde teslim et. Ben bu şirkete katıldığımda benim için bayağı acımasız bir süreçti. Ben iki platformda çalışıyorum demiştim. Harbiden de çalışıyordum hani. Benim için şunu yaptılar. Benim için şunu yaptılar. 48 saat içerisinde hem iOS hem Android üzerinde proje vermeniz gerekiyor. Ve bunu gönderdiklerinde de gün içerisinde işteydim hani sonuçta hafta içi yani çalışıyoruz. 48 saatim var. İki platforma yazacağım. İşte odaklanmam lazım. Uyuman lazım. Yemek yemen lazım. Yani kısa bir sürede halledeceğim. Şu an bunları 5 güne 6 güne çıkarttılar. Dolayısıyla o süreler içerisinde rahatlıkla geliştirilebiliyor. Yani nelere bakıyorlar? Yazdığınız projedeki maddeleri harfiyen uygulamış mısınız? Bu uyguladığınız metotlar hangiler? Sizin teknik altyapınızı yansıtıyor mu? Temiz kod yazmış mısınız? En çok baktığımız şeylerden birisi testlerinizi yazmış mısınız? Çünkü teslim etmiş olduğunuz projenin doğru bug'sız çalıştığını böyle anlıyoruz. Bir de geliştiriciden beklediğimiz şey unit testleri yazıyorlar mı, yazabiliyorlar mı? Tabii belirli rollere bağlı hani senior, principal vesaire. Junior'da çok dikkat edilmez ama senior'da eleme sebebi olabilir gibi. Bunlara dikkat ediyoruz. Sonra projenin içerisinde dokümantasyon var mı? Mesela bunlar eleme sebebi değil ama artı sebebi. Projeyi hazırlayıp gönderdiğinizde içerisinde bir README, bir Markdown koymanız önemli. Çünkü orada projenin özeti, o projenin içerisindeki kullanılan teknolojiler, kullanılan algoritmalar bunların her biri yazılı oluyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Sonra başka neler var? Mesela biz başvuran kişiden projeyi isterken bir Git hesabına yüklemesini istiyoruz. Neden? Çünkü o kodu almamız lazım. Aslına bakarsanız bunun arka planında şu var. Git kullanmayı biliyor musunuz? Git'e kodu nasıl gönderdiniz? Bir kere de mi gönderdiniz? Hani yaptım bitti toplam bütün dosyayı gönderdim ya da bunu aşama aşama mı gönderdim? Yani biz Git history'yi okuyoruz. Bunları yaparken kodu nasıl refaktör etmişsiniz? Hani böyle ince detaylara bakıyoruz. Burada daha
kodu çalıştırasaya kadar bahsettiğim aşamalar sizin hanenize artılar veya eksiler olarak yazılıyor. Tabii her eksi eleme sebebi anlamına gelmiyor. Dediğim gibi git history yoksa bu eleme sebebi değil. Ama bir eksi. Neden? Çünkü sizinle beraber aynı anda bir başkası başvuruyorsa ve bu kişide git history varsa o bir tık öne geçmiş oluyor gibi. Hani bu puanlamalarla avantajı sağlamış oluyorsunuz. Çalıştırma aşamasına geldiğinde de daha uygulamayı çalıştırmadan ilk önce unit testleri çalıştırıyoruz. Testler doğru çalışıyor mu? Sonra unit testler veya UI testler vesaire. Bunların kapsam alanı olur ya, kod coverage deriz. Bunu doğru bir şekilde yapmış mı? Yani testleri yazmak için mi yazmış? Sırf mülakatı geçeyim diye. Yoksa gerçekten ilgili kodu kapsamak için mi yazmış? Bunlara bakıyoruz. Daha sonra uygulamayı çalıştırıyoruz. Yani bakın bu aşamaya kadar bir dünya şey kontrol edildi. Evet. Uygulamayı çalıştırıp bu sefer de ayrı bir checklistimiz var. Uygulama değerlendi mi? Uygulama çalıştı mı? Bizim verdiğimiz maddeleri yapmış mı? İstediğimiz çalışıyor mu? Mesela yakın zamanda daha 2 veya 3 mülakat önce şöyle bir durumla karşılaştık. Android'ti bu. Maddelerin birisinde şunu söylemişiz. Bir tane activity olsun, kalan ekranların her biri fragment üzerinde olsun. Bu arkadaş kodu gönderirken ikinci ekranlardan birisinde Android'in kendi servisini kullanmış. Hiç böyle yeni bir fragment üretip bir şey yazmamış üzerine. Dolayısıyla birkaç tane eksi aldı yaklaşımlarından dolayı. O yüzden sizden bekleneni harfiyen yapın. Bunların her biri haneniz eksi olarak dönüyor. Son olarak teknik olarak şunu söyleyebiliriz. Yazmış olduğunuz kodun hangi metodolojileri kullandığına da bakıyoruz. Mesela hangi mimariyi kullandınız? Mimari desen, MVVM, Viper mı, MVC mi, MVP mi? Bunlara bakıyoruz. Bunları doğru uygulamış mı? Design pattern var mı? Hangi patternleri uygulamış? Bunlara bakıyoruz. Solid prensipleri var biliyorsunuzdur. Bu prensiplere uyulmuş mu? Mesela bunlar temiz kod yazmanızı sağlayan yöntemler. Kodunuz temiz mi? Scalability, ölçeklenebilir bir kod mu gibi. Ufak ufak noktalara bakıyoruz. Bunların her biri işte hanenize artı veya eksi olarak yazılıyor ve proje mülakatını bu şekilde geçmiş oluyorsunuz. Çoğu firmada bu şekilde ilerliyor. Devamını şöyle yapıyorlar. Ya birebir mülakatlar, birebir mülakatta belki size live coding, beraber kod yazma mülakatı da yapabiliyorlar. Mesela biz onu yapmıyoruz. Biz daha çok teknik konuşmaya geçiyoruz. Konuşma aşamasında teknik sorular soruyoruz gibi. Firmadan firmaya değişiyor devamı. Bayağı bir bence Aslında çok nokta var yani hani. gayet de açıklayıcı adım adım merak edenler için tüm süreçleri açıkladın. Ersin de umarım sorusunun cevabını almıştır. Bayağı bir şey. Ben de dikkatle dinledim hiç bölmemek Eyvallah. için. Şimdi bu tabii söylediğin zaten şeydi. Hani yurt dışı, yurt içi hepsi Aynen. benzer. Hepsinde uygulanabilecek, dikkat edilebilecek şeyler. Yani Türkiye'de de olur, yurt dışında da olur. Hepsinde işe Evet, yarayacak bilgiler aslında. ona da cevap vermiş olalım. Şimdi şey sormak istiyorum. Daha önce konuşmuştuk aslında. Kendin uygulama geliştirdin mi daha önce? Ya da yani şöyle sorayım. Mağazaya attığın bir uygulaman oldu mu? Önceden oldu. Şu an hani kendi ürettiğim uygulamalar yok. Çünkü mağazaya Yok uygulama atınca zaten. bu atmakla bitmiyor. Çünkü maintain süresi var haliyle. Şu an yapmıyorum ama önceden oldu. Çeşitli startup girişimlerinde oldu. Bunun haricinde direkt firmalara üretip sattığım uygulamalar da oldu. Hani kurumsal uygulamalar üretip benim hesabımda değil de onların hesabında yayınladığımız çeşitli işte hastanelerin ne bileyim startupların uygulamaları. O şekilde uygulamalar yayınladık. Bu arada şeyden önce konuşmuştuk. Onu da paylaşayım. Dün App Store Connect'te bir yenilik geldi. Aslında daha önceden duyurmuşlardı bunu. Şimdi mağazadaki uygulamalar için 35 adede kadar işte uygulamanın ikonu, screenshotlarını vesairesini değiştirebildiğin yeni bir özellik geldi. Ben bunu işte Telegram kanalımda da var, benim Twitter adresimde de var. Oradan da bakabilirsiniz. İlk başta ben de açtım, kendim de görememiştim. Ama bir kayıt yapmak gerekiyormuş bunun için.
Bu da kendi uygulamalarını geliştirenler varsa güzel bir özellik. Çünkü evet, çok güzel bir paylaşım bu arada. Kesinlikle takip etmelisiniz o paylaşımı. Evet, yani test etmek çok önemli. Şimdi bayağı bir saati bulmuşuz. Sohbet nasıl geçti? Evet, zaman geçiyor. Aynen, zaman geçiyor. Şimdi bizim yayınlarımızda hoşuma giden bir özellik var. Her kulvardan insan var diyebilirim. Yani işte kurumsalda çalışanlar, yeni başlamak isteyenler, indie olarak geliştirme yapanlar. O yüzden biraz da onunla ilgili şimdi Murat, bir de abi, şöyle bir saniyeni alabilir miyim? Sen tabii bahsedeceğin konuyu bahset. Çünkü tabii, şu an yetkili biri geldi, bir şey sor. Birazdan gel. Arkadaşlar bu arada sorusu olan varsa yazabilirsiniz. Birazdan da sorarız. Dediğim gibi şimdi bu kanalımızı yeni açtık. Daha önceki benim yayın yaptığım kanalda farklı dillerde de içerikler vardı. Artık yani, takip edebilirsiniz. Sapap Turkey adında Telegram kanalımız var. Buraya da üye olabilirsiniz. Bu kanalda neler yapıyoruz? Mobil abonelikler ve mobil geliştirme ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Daha önce yayınlara katılanlar zaten biliyordur. Bunlarla ilgili sorularınız olduğu zaman da topluluğumuzdan yazabilirsiniz. Emre Taner, ikinci yıl ödemezsek app yayından kalkıyor mu? Bu konuda yorumu olan varsa alabiliriz. Benim böyle bir tecrübem olmadı. Şimdi şunu tekrar söyleyeyim. Dün yeni gelen bir özellik. App Store'daki bildiğiniz gibi kendi ürünlerinizi yayınlıyorsanız mağaza sayfanızı 35 adede kadar farklı biçimlerde yayınlayabileceksiniz. Bu güzel bir gelişme oldu. Yani biliyorsunuz A/B testler çok önemli mobil dünyada. Ve bu şekilde hangi ikonun daha fazla kullanıcı getireceğini ya da screenshotlar da yine çok önemli. Denemeler yapabileceksiniz. Bunu bu şekilde de söylemiş olayım. Kayıt yapmak için yine Telegram kanalında var. Oradan bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili paylaşım yapmıştım. Ersin kalkıyor demiş. Emre Taner Çetinkaya cevabını öyle vermiş olalım. Murat, şu an buradayım ama kamera açamıyorum. Bir pozisyon değişikliğine geçmem gerekecek de. Soruları buradan devam edebilirim. Yeni bir tarafa geçtikten sonra kamerayı açacağım. Tabii ki. Şu an ofisteyim hali hazırda da o yüzden. Evet, ya, güvenlik gibi herhalde şey olur ya. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın şöyle bildiğiniz gibi App Store'da bir ücreti var yıllık. Bu ödemezsek kalkıyor mu diye sorusu vardı. Kalkıyor demeyelim de donduruluyor. Şöyle oluyor. Hesabınızı dondurduktan sonra siz hesabı tekrar aktif hale getirirseniz uygulamanız tekrar kullanacak hale geliyor. Yani en son öyleydi. Son haliyle beraber muhtemelen o pozisyona da devam ediyorlardır diye düşünüyorum. Evet, Yusuf Demirci de Yusuf'un bir haber geldi diyor. Şu an Mustafa aramızda ama ses olarak birazdan görüntü olarak da katılacak. Şöyle bir soru var. Hangi alanda uygulama geliştirmeyi öneriyorsunuz? Uygulama eksi çok fazla veya daha da artırılabilir. Alanlar zaten hani yönelebilecek alanlar mı yoksa platform anlamında? Evet, onu ben de anlayamadım. Yani alan derken uygulama alanı mı yoksa Android ya da iOS tarafı mı? Onu anlayamadım. Bu arada Yusuf Demirci de
indie app'lerine ağırlık vermeye başladı ve Twitter'da bununla ilgili bir paylaşımı vardı. Merakla bekliyorum Yusuf'un gelişmelerini. Ben de her paylaşımını özellikle takip ediyorum. O bahsettiğim evet. Thread çok güzel. Teşekkür ederiz o paylaşım için. Çok iyi bir uygulaması var. Başından beri konuşuyoruz Yusuf'la. Kesinlikle gelirini arttırabilecek bir uygulaması var. Ben de merakla bekliyorum ne düzeye geleceğini. Şöyle bu Abdullah Öney'den bunu alabilirsek hangi alan derken Android alanı olarak söylemiş. Ha, onu göremedim. Android ya da evet. Böyle bir şu şekilde aslına bakarsanız platformu seçerken iOS veya Android fark etmez. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor diyelim. Geliştireceğiniz uygulama son kullanıcıya ne fayda sağlıyor? Bunu göz önünde bulundurarak geliştirirseniz eğer her seferinde başarılı bir uygulama elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece şöyle bir durum var. Buna iOS çok dikkat ediyor, Apple. Eğer mevcut uygulamayı klonlayıp aynısını geliştiriyorsanız muhtemelen sizin uygulamanızı kabul etmiyor. Oradaki farklara bakıyorlar. iOS'un geliştirme süreçleri biraz daha böyle, değerlendirme süreçleri biraz daha sıkı. Ama konu bazında bakarsak, fikirleriniz aslına bakarsanız son kullanıcıya neler veriyor? Buna bakın. Hani uygulamayı yazmak için yazmayın aslında. Son kullanıcıya sağladığınız fayda önemli burada. Ben de bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk defa başlayacaksanız şöyle bir mobil dünyayı bir tanıyayım, bir bakayım ya da MacBook'unuz varsa yine iOS de olabilir. Yani bütçe sorun değilse. Ama bütçeniz az, işte bir deneyeyim şu bir mobil uygulamam olsun diyorsanız Android'de daha uygun sonuçta. Yazıp bir deneyebilirsiniz ve senin dediğin gibi bu konuda herkes şuna takılıyor abi. Mesela ve özellikle teknik konuda ileride olan arkadaşlar bireysel geliştirme yaparken çok harika bir uygulama olsun mağazada işte yaptığım uygulamam şöyle güzel olsun diye. Böyle bir şey var ama aslında son kullanıcı tabii ki uygulama güzel olacak kötü olsun demiyorum ama içeriye daha çok önem veriyor. Yani ve şöyle bir şey var ya bunu konuşuyoruz yayınlarda. Ya ben öyle bir uygulama yapacağım ki işte ilk defa ben yapacağım öyle coşacağım falan böyle konular da çok oluyor. Ama yani bir talep var mı? Bir istek var mı? Bunları evet. Araştırmak yani, gerekmiyor mu sence? Marketin araştırılması aslına bakarsan orada çok önemli. İlk defa olmasının çok bir önemi yok. Hani daha önce üretilmiş bir uygulamanın yeni özelliklerle daha iyi versiyonunu üretebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok aslında. İlk defa çıkmak tabii ki de avantaj ama orada dediğin gibi marketi araştırmak önemli. Marketten kastım hitap edeceğiniz sektör. Çünkü kullanılmayacak bir uygulamanın ilk defa çıkmasının bir anlamı yok. Önemli olan bu market araştırmasının düzgün yapılması. Eğer oradan bir maddi gelir beklentiniz varsa bu sefer saha araştırmasındaki beklentileri sağlayıp sağlayamamanız, size yapılacak olan, sizin yapacağınız olan yatırımlar, çünkü uygulama yazmakla bitmiyor biliyorsunuz. Onun reklam süreçleri, eğer bir backend ihtiyacınız varsa server süreçleri vesaire. Bu sefer bu saha araştırmalarını yapmanız önemli. Yani uygulamayı yazdım bittiğiyle olmuyor dediğim gibi. Kesinlikle. Ya bu konuda bir de daha önce de hani dinlemeyenler varsa o şöyle benim tavsiyem oluyor. Diyelim ki çok büyük uygulamalar var. Geçen yayında söylemiştim. Diyelim ki meditasyon uygulaması popüler bir alan. Ve 10 yıldır olan uygulamalar var mesela. O kadar çok feature var ki artık yani bir sürü özelliği var. Belki birisi arada kaynayabiliyor. Siz o özelliği alıp sadece onun üzerine bir uygulama yapıp ve bir iki şey daha geliştirip o alandan ilerleyebilirsiniz mesela. Hani mesela şu aslına bakarsanız güzel bir örnek. Facebook çıktı. Facebook'ta neler var? İşte arama var. Resim paylaşma, video paylaşma var. İşte arkadaş edinme var. Dolayısıyla mesajlaşma var. Şu an bunların her biri aslına bakarsanız yeni uygulama olarak sektörde. Mesela Twitter nereden çıkıyor? Facebook'ta siz duvarınızda paylaşım yapabiliyorsunuz. Twitter bunu sadece butik özelliğini alıp bir mikroblog sayfası uygulaması haline geliyor.
Instagram nasıl çıkıyor? Resim paylaşıyorsunuz, video paylaşıyorsunuz. Sadece butik bir özellik paylaşım üzerine. Chat uygulamaları var. Şu an hani az önceki konunun da devamı aslında. Hani ilki yapmanıza gerek yok. Bir dünya chat uygulaması var. Ama her birinin kendine ait özellikleri var. İnsanlar buna göre tercih ediyor. Yani chat demeyelim de yani mesajlaşma diyelim. Dolayısıyla yazacağınız uygulamanın da böyle tekrarlı olmasının bir şeyi yok. Dediğim gibi kaybolan özellikler var. Bunları keşfettiğiniz zaman bir uygulama içerisinde. Oradan da bir uygulama çıkartabilirsiniz. Çünkü kullanıcı özelliği yani feature'a boğmak çok güzel bir şey değil aslında. Hani uygulamam çok özellikli gibi yaklaşıyoruz. Kullanıcı bu özelliklerin içerisinde boğuluyorsa gene uygulamanızı kullanmamaya başlıyor. Yani orada böyle bir kolay kullanım önemli. Mesela mobilde kullandığımız yöntem ne olmalı? Mobilin kendine ait bir UI UX dediğimiz user experience, bir kullanıcı deneyimi tasarımı olması gerekiyor. Çünkü cebimizde taşıyoruz küçük ekranlar. Dolayısıyla tasarım mobil özel olmalı. Bu son kullanıcının uygulamanıza olan yaklaşımını bile değiştirecek. Çünkü kullanım kolaylığı son kullanıcı için önemli. Doğru kullanım, basit kullanımlı uygulamalar her zaman bir tık önde. Yani ben bir işlemi böyle bir iki tıkla yapabilecekken 30 tık yapıyorsam ben uygulamayı kullanmam. Kapatırım hemen alternatifi varsa onu kullanırım. Çünkü mobildesiniz yani tek elinizle kullanacaksınız, tek parmakla kullanacaksınız. Bu kullanıcı deneyimine yatırım yapmak önemli açıdan. Kesinlikle şu bile mesela bu onboarding dediğimiz ilk kullanıcının ilk uygulamayı yükledikten sonra bilgi verdiğiniz ekran bununla ilgili şöyle çalışmalar bile var. Yani bu ne kadar uzuyorsa kendimden örnek vereyim. Çok fazla benden sürekli bir şey istiyorsa uygulamayı direkt siliyorum. Yani Aynen öyle. şey değilse yani benim bunu mutlaka kullanmam gerekmiyorsa çok büyük bir app değilse niye benden ilk başta bu kadar bilgi istiyor diye siliyorum yani. Bu bile önemli yani. Mesela o konuda şu anki tecrübemi paylaşabilirim. Bulunduğumuz departmanda biz de onboarding süreçleriyle ilgili geliştirme yapıyoruz. Onboarding dediğimiz şey bir kişinin banka nezdinde bakarsak kaydolmasını sağlamak. Yani bankaya ben müşteriyi nasıl kaydederim? Amaç en hızlı şekilde ve en kolay şekilde aynı zamanda kullanıcıyı yıldırmayacak şekilde olmalı. Mesela bazı aşamalarda 10 adımlı bilgi gerekiyor. Almak zorundayız çünkü banka sektörü bunu istiyor. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Mesela bu işlem yarıda kaldıysa Save and Resume backend'de oluyor. Yani kaydet ve devam et. Bütün onboarding süresini baştan açmıyoruz. Kaldığı yerden devam etmeyi koyuyoruz ki adam uygulamayı kapattığında açtıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam etsin. Yani böyle minik minik triklerle kullanıcıyı yıldırmamaya çalışıyoruz. Bir de basit kullanım dedim. Şimdi onboarding'de böyle formlarca bir şey dolduramazsınız. Bu bir nasıl diyeyim bir akış. O akışın içerisinde az az bilgilerle hani böyle kolay verilecek bilgilerle uygulamayı devam ettiririz. Diğer türlü dediğin gibi boğulduğun an ne oluyor? Kapatıyorsun uygulamayı geçiyorsun çünkü kimde olacak o kadar bilgi? Kesinlikle. Sizde bile böyleyse yani kullanıcı banka uygulaması bile olsa demek ki mobil kullanıcı sanki birazcık daha böyle şey yani hıza böyle bir şey var ya artık her şey hızlı. Karar vermesi Kesinlikle. bile saniyelerle ölçülüyor. Yani Kesinlikle. Ya mesela bankada evet zorunlusun. Sonuçta oradan bir hizmet alıyorsun bankandan. kullanacaksın yani. Kullanacaksın, mecbur kalıyorsun ama burada şimdi en iyi tecrübeyi sunabilmek de var. Şimdi senin rakibin daha kolay bir şekilde onboard yapıyorsa, onboarding'i tamamlayabiliyorsa bu sefer kendin dezavantajlı konuma düşüyorsun yani rakiplerine oranla. O yüzden bu işi kolaylaştırabildiğin kadar da kolaylaştırman gerekiyor. Her sektörde geçerli. Kesinlikle. Emre'nin sorusu varmış. App Store bazı kategorileri de kapatıyor. Bir iki yerde delete app kategorisinin dolduğunu, yeni app kabul etmediklerini. Bu konuda pek bir bilgim yok. Böyle bir şey var mı? Senin bilgin var mı? Yani işte şu Ben de kategori. kulaktan dolma duydum. O şekilde bahsettiği o data çok fazla tercih edilmiyor artık, kabul edilmiyor. Ama sebeplerini bilmiyorum açıkçası. Hani bu kulaktan dolma benimkisi de. Kabul etmekten değil. Ya ben de şöyle yani çok geliştirdiğim bir alan da değil zaten. Yani pek bildiğim bir alan değil. Ben de kulaktan dolma içerik açısından işte çok sahte kullanıcıyla doldurulduğunu biliyorum. Bunu da Android Evet. tarafından biliyorum aslında. Android'le
App Store arasında mağaza açısından acayip bir farklılık var biliyorsun. İnceleme süreçleri özellikle çok farklı. Evet. Yani o yüzden ama bence bazen çok sıkıcı olabiliyor bu App Store'un incelemeleri ama bence o mağazanın da daha böyle bir nasıl diyeyim daha düzenli olmasını sağlıyor diyebilirim yani. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var inceleme süreçlerinde. Android tarafı bunu daha çok otomatize etmiş durumda. Öncelikle robotlar bakıyor. Ondan sonra belki gerçek insanlarla karşılaşıyorsunuz. iOS'te bu insan oranı biraz daha fazla. Hani insanlar doğrudan canlı bir kişi senin uygulamanı yazdığın bilgileri, içerikleri, her şeyini kontrol ediyor. Bunu net olarak şöyle söyleyebilirim. App Store'da inceleme süreçlerinde çalışan bir mühendis arkadaşım var. Yani ondan aldığım bilgiyi net şekilde de söyleyebilirim yani. Gönderdiğimiz uygulamalar önce o bahsettiğim mühendis arkadaşların veya işte orada çalışan kişilerin önüne düşüyor. Ondan sonra incelemeler yapılıyor. Zaten Hatta bazen yani. Aynen öyle. Bir de sizin uygulamanızı incelenirken mesela red aldınız. Red sebebi bazen mantıksız gelebiliyor. Bu sefer chat yapıyorsunuz. Bildiğiniz mesajlaşıp durumu anlatıyorsunuz ve ondan sonra onay alabiliyorsunuz. Şimdi bunu otomatik bir robot sistemle yapamazsınız. Canlı insanlar inceliyor. O yüzden iOS biraz daha şey ilerliyor. İnceleme süreci biraz daha uzun ilerliyor. Yusuf, o kulaktan evet. Yani bu duyduğumuz Yusuf'muş herhalde. Onaylamış yok. Bu sanki şöyle bir şey olabilir mi? Şey var ya yani minimum fonksiyonu yani fonksiyon olarak çok az gibi de şeyi vardı. Yani çok benzer şeyleri farklı bir özellik sunmuyorsun diye mi istemiyorlar acaba? Çok ya fazla. Şöyle bir gelir modeli oluştu. Şimdi internette belli sitelerde size kaynak kodlarına kadar uygulamayı veren, daha doğrusu ufak bir fiyatla satan şeyler var, şirketler var. Siz uygulamayı alıp logoları değiştirip benim uygulamam diye satabiliyorsunuz. Store'a atabiliyorsunuz. Tabii copy paste oluyor. Dolayısıyla Apple bunları reddediyor aynı uygulama diye. Ama yeni feature'lar eklediğiniz zaman aslına bakarsanız siz farklısınız. Algısı oluşturduğunuz için kabul alıyorsunuz. Yusuf da şimdi aynısını demiş. Ekstra birkaç feature ekleyerek onay alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Daha çok bunun önüne geçmek. Bir de son kullanıcıyı korumak. Mesela son kullanıcıyı korumak anlamında bilmiyorum şu hikayeyi duydunuz mu? App Store ilk yaygınlaşmaya başladığı zaman muhtemelen Amerika'daydı. Bir geliştirici I'm Rich diye bir uygulama yayınlıyor. Biliyor musunuz bunu? Evet. Sadece bir tane elmas resmi üzerinde I'm Rich yazıyor ve uygulamanın satın alma bedeli $1000. Ve bunu satın alan insanlar da var. App'in hiçbir özelliği yok. Bir tane image view, bir tane imaj, resim. Üzerinde de label o kadar. Ve bu $1000. Apple bunu hemen reddediyor. Hani ama o süreye kadar satın alanlar var tabii ki. Bütün paraları iade ediyor. Ondan sonra uygulamayı da şeyden çıkartıyor, store'dan çıkartıyor. O yüzden uygulamanızın içerisinde böyle son kullanıcıyı mağdur edici şeyler varsa zaten direkt reddediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bir de Erdal olarak demiş 7 kişi aldı diye. 7 kişi almış. Bu zaten hani Covid ile ilgili onda iyice hani sağlık olduğu için daha fazla inceleme var. Yazıları kaldırdıktan sonra mesela kabul edilmiş arkadaşımızın. Benim de şöyle tecrübem var. Android tarafında diyelim ki hani botlar demiştin ya oradan aklıma geldi. Hı. 50 tane güncelleme gönderiyorsun uygulamaya. 50'sinde hiçbir sorun yok. 51. de bir tane bir kelime buluyor. Ama kısmında. Ama ben bunu 50 kere bu buradaydı diyorsun mesela ama o anda aklına geliyor gibi bir şey. Ama en başlarda aslına bakarsan robottan bir şekilde geçmiş ama sonradan evet. Ya farklı bir filtre ya gerçek bir insan bilmiyorum artık. Tespit ettiği an reddi verebiliyor. Aynen böyle şeylerle ben karşılaştım. Ben de şey olmuştu mesela bir kere iOS'te yayınlamıştım uygulamayı. Kayıt esnasında uygulamanın türüyle alakalı olmayan bir veri istiyormuşuz. Doğum tarihi. Bize dediler ki sizin bu uygulamanızda doğum tarihini zorunlu hale getiremezsiniz. Opsiyonel yapmanız lazım. Biz de izin vermiyorduk. Hani zorunlu tutuyorduk. Kaç defa reddedik. Ondan sonra opsiyonel hale getirdik. Kabul ettiler. Orada biraz da işte KVKK gibi onlarda da benzer şeyler GDPR. Son kullanıcının verilerini saklamanızla alakalı şeylerde dahi reddiyebiliyorsunuz.
Evet, bu App Store'da da olabiliyor değil mi? Evet, App Store'da da ilginç şeylerle karşılaşıyor Tabii ama tabii. daha fazla muhatap var. Yani ya yazarak işte, yani ben hiç konuşmadım ama bir şekilde iletişime de geçebilirsiniz. Ama Google'da biraz daha, yani orada da belki şey olmuştur şu an ama. Benim öyle diyalogla kabul ettirdiğim çok uygulama olmuştu mesela. En başta reddedip neden reddettiklerini anlattıklarından sonra bizim açımızdan bir nevi savunma yani. Biz aslında şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunun içerisinde kullanılan yöntem bu vesaire. Gerekli onları tatmin edici açıklamayı yaparsanız kabul ediyorlar. Ya da illaki düzeltilmesi gereken bir şey varsa fixleyip gönderiyorsunuz. Taktıkları birkaç tane şey var abi. İşte bu abonelik kısmında da çok taktıkları. Yani Evet. en ufak bir şeyi, Abonelikte özellikle çok şey var. evet, çok inceliyorlar. Yani ben orada çok reddediğim şey oldu. Yok işte gizlilik politikasını, şu nerede şurayı şöyle yaptım falan, bayağı şey yapıyorlar. Erdal Burak Çınar'ın bir yorumu var. Hürriyet Emlak'ta çalışıyordum. İlan vermek için telefon numarası istemek zorundaydık. Ha, başka bilgi isteyemezsiniz diye reddetmişti. Yani evet. Kişisel bilgiye giriyor aslında. Onu kaydetmenize izin vermiyor. Bu şekilde. Şöyle diyelim, benim soracağım şeyler bunlar. Ben şöyle bir şey soracaktım aslında, aklıma geldi. Hiç şöyle başından bir şey geldi, geçti mi? Yani tam uygulama işte ürünü çıkardınız ve bir hatayla karşı, hani bir anım var mı böyle, yani bir Twitter'da böyle bir ara bir şey dolaşıyordu, oradan aklıma geldi işte Ya şöyle şu ürün an tam olarak aşamasında. konuyu hatırlayamayabilirim ama backend tarafında yaşamıştık bir kere. Cache kısmında bir problemimiz vardı. Aynı anda böyle bir saniye içerisinde 10 bin kişinin başvurduğu bir dünya geneli açık bir uygulamamız vardı. Dolayısıyla threadlere takılan bir konuda problem yaşamıştık. Ne yapıyordu bu? Arka planda load balancer'da çalışan serverların hepsini kilitliyordu. Çünkü ulaşmaya çalışılan cache'teki veri aynı anda bir sürü kişiye ulaşmaya çalışıyordu. Daha doğrusu aynı anda bir sürü kişi o veriye ulaşmaya çalışıyordu. O da dolayısıyla cache'teki lokluyordu. Lokladığı için sıradaki kişi gelemiyordu falan. Onu böyle bir gece içerisinde çözmüştük. Ama tespit edeseye kadar canımız çıkmıştı yani. Çünkü çok spesifik bir noktada bir problemdi. İlgili loglarla çözmüştük konuyu. Evet, şimdi senin de şirketi artık şey oldu. Başka soru yoksa biz yavaştan müsaade isteyelim diyelim arkadaşlarımızdan. Ben teşekkür Şu ederim. an bu arada benim açımdan bir sorun yok. Eğer sorular varsa Sorun cevaplamaya varsa devam son edebiliriz. soruları alabiliriz Evet. diyelim. Ben az önce de sormuştum ama yoksa da şu an bir soru gelmedi ama Zaman akıp yani geçiyor. ona Bir saati gelenler çoktan var. geçirmişiz. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Umarım Güzeldi. Çok teşekkür ederim ben de. dinleyenler de yararlanırlar diyelim. Daha sonra da kaydı var zaten. Teşekkür ediyoruz o zaman herkese. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Sağ Eğer olun. geri bildirimleriniz olursa memnuniyetle karşılarız. Twitter üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Bildiğim konularsa cevap vermekte memnuniyet duyarım. Herkese iyi akşamlar dilerim. Video ve altta da yorum da yazabilirsiniz sorularınız varsa, ya da Mustafa Aynen. Karakuş diye aratarak da Twitter'da da bulabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Bir dahaki yayınlarımızda görüşmek üzere diyorum şimdiden. Görüşmek üzere.